Oriste. Gitmemişsin. Karargah. Çıkıyorum şimdi. Üniformasız mı gideceksin? Hala kızgın mısın bize oğlum? Hı? Değilim Dera. Siz de bana kızmayın olur mu? Niye kızalım oğlum? Asıl hatalı olan bizdik. Bizim tek istediğimiz senin mutlu olma. Olacağım. Verdiğim bu kararla daha huzurlu olacağım. Size verdiğim kararı sorgulamayın, kendinizi suçlu hissetmeyin, tamam mı? Tamam. Bizim hürmet edeceğimiz makam bellidir. Bu makam padişahımız efendimizdir. Mustafa Kemal'in Sivas'ta söylediklerini ben de işittim elbet. Lakin önce şu suali sormak gerekmez mi? Mustafa Kemal kime hizmet etmektedir? Bolşeviklere mi? İngiliz'e mi? Fransız'a mı? Bu suali ona soran olmuş mudur? Bunlar sizlerin kuzuları Çanakkale'de kırılırken... ...payitahtta sefa süren kanlı iddiatçı çetelerdir. Kuvayi Milliye haraç kesen, haraca razı olmayanların kellesini aldığına dair kelimelere bizzat ben kendim şahit oldum. Dinden çıktığını, Bolşeviklerle bir hareket ettiğini bilirim. Namusumuza, sancağımıza, imanımıza göz dikmiş hainlerdir bunlar. Daha ne kadar dilsiz kalacaksınız? Evlerinize girip mallarınıza, ırzınıza göz dikmelerini mi beklersiniz? Açın gözlerinizi efendiler. Uyanın gaflet uykusundan, uyanın. Kendine gel efendi. Yerli yersiz konuşursun. Bu söylediklerinin aslı yoktur. Bu adamın söyledikleri asılsızdır. Asıl sen kime hizmet edersin onu da hele. İşte tam da budur dediğim. Kuvayi Milliyeci misiniz siz? Biz vatanperveriz. Mustafa Kemal'in, Ali Fuat Paşa'nın, Kazım Karabekir'in tasarruflarına tabiyiz. Kurtuluşumuzun da, hürriyetimizin de umudu onlardır. Bu safsata tavarla da hiçbir yere varılmaz. Orasına tabağa karar verir, siz değil. Nedir adınız? Kimlerdensiniz? Deyin bakayım hele. İsmi cismi boş ver. Biz vatanperveriz. Bunu bilseniz kâfi. Her gelen bir şey söyleyecek. Kime inanacağımız için. Yazıyı dağıttınız değil mi her yere? Ha, dağıttık dağıttık. Da Yunan askerleri hepsini topladı. Olsun yine dağıtırız. Ne olur. İyi de ben bizimkilerin yanına döneyim artık. Tamam çok sağ ol Lütfü. Hadi. Ayşe hemşire. Benim kordonda bir işim var halledip geleceğim hemen. Tamam. Yeah.
Sana böyle bir acıyı ikinci defa yaşatacağım için beni affet Mithra. Yürek acısı beden acısından daha çok yakacaktı canımı. İyi bir asker olamadığım için senden de af dilerim baba. Bir meydan savaşında vurulsaydın benimle onur duyacaktın. Lakin beni vuran sevda oldu. Ben yalnız vatanıma, bayrağıma, size değil kendime de ihanet ettim. Bedelini kendi rızamla ödeyeceğim. Bunun için kendinizi suçlamayın. Sizi seviyorum. Leon. Şimdi sıra bende, ölemezsiniz. Benim başka çarem yok. Bir hain olarak yaşayamam ben. Giyemem o üniformayı bir daha. Ben Mithra'mın, babamın yüzüne bakamam. Ben vatanıma, kendime ihanet ettim. Siz bizim haklı davamıza inandınız. Zulme savaş açtınız, erdemli davrandınız. Size kurşun sıkmayanların vur emrini ben verdim. Ben. Onlar niye öldü o vakit? Ben niye vurdum çocukluk arkadaşımı? Benim inandığım her şey yerle bir oldu. Git şimdi buradan. Yalnız bırak beni. Yapamam. Gidemem. Ne olur bunu bana yapmayın. Git İla. Bunu görmeni istemiyorum. Beni böyle hatırlama. Hiçbir yere gitmiyorum. Ver şu silahı bana. Aklın almıyor değil mi? Oysa ben en çok senin anlaman lazım. Senin uğruna görmezden geldiğim o silahlar var ya. O silahları ben kendi milletime doğrulttum. O silahların tetiğini ben çektim. O silahlar yüzünden toprağa düşen her bir Yunan askerinin katili benim. Ben dip vatan hainiyim. O vakit beni de vurun Teğmen. Madem inandığınız değerleri benim için yıktınız, bedelini beraber ödeyelim. (Gülüyor)
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.